Merhabalar. Bu bölümde Arduino'nun analog girişleriyle RGB LED'in beraber kullanılmasını inceleyeceğiz. Uygulamada kullanılacak malzemeler: 1 adet bilgisayar, 1 adet Arduino Uno, 1 adet 220 ohm direnç, 1 adet RGB LED, 3 adet 10 kilo ohm potansiyometre, yeteri kadar jumper kablo. Uygulama çalıştırıldığında Arduino'nun analog girişine bağlı ayarlı dirençleri kullanarak RGB LED'in girişlerine uygulanan voltaj değerlerini değiştirerek RGB LED'i istediğimiz renk yansımasını sağlayacağız. Devre bağlantısı kurulup kodlar yüklendiği zaman potansiyometre üzerinde yaptığım değişikliklerle şu şekilde LED'in renginin değiştiğini gözlemliyorum. Uygulamanın elektronik devre şeması ekranda görülmektedir. Kodlama ekranına ekrandaki kodları yazıyoruz. Bu programdaki komutları inceleyecek olursak, analog read komutu istenen analog girişin okunmasını sağlar. Map fonksiyonu ile 0 ile 1024 arasındaki bot değişkenin değerini 0 ile 255 arasında ölçeklendirerek istenilen bir değere aktarılır. Şimdi kodlarımızı Arduino karta yükleyelim. Önce port seçimi yapıyoruz. Sonrasında yükleme işlemini yapıyoruz. Evet, kodlar karta yüklendi. Evet, şimdi devre bağlantısını kurabiliriz. Hemen RGB LED'in bağlantısını şu şekilde kuruyorum. Sonrasında RGB LED'in ortak bacağını şöyle GND'ye bağlıyorum. Şimdi Arduino üzerindeki GND'ler yetersiz kalabilir. 3 tane potansiyometre bağlayacağımız için. Bu durumda 3 farklı ortak GND ve ortak 5 volt kullanmamız gerekebilir. Şurada 7 numaralı pine altı numaralı pine şu yanlış olmuş. 6 numaralı pin ve 5 numaralı pine RGB LED'in bağlantısını sağlıyoruz. Şimdi 3 tane potansiyometreyi bağlayacağız buraya. Şu şekilde. Bunların ortak GND'lerini bağlıyoruz. Şöyle. Ben sol taraftakilere GND yaptım. Siz dilerseniz sağ taraftakileri GND yapabilirsiniz. Bu tarafı da bağladık. Orta bacaklarını Arduino'nun analog pinlerine bağlıyoruz. A0. Şunu A1. Ve üçüncü potansiyometrenin orta bacağını A2 pinine bağladık. Son olarak bize 5 volt lazım olacak. Şuradan ortak bacak oluşturuyorum. 5 volt pininden Arduino'nun bağlantıyı alıyorum. Şöyle kontrol ettiğim zaman evet 5 volta gelmiş. Şimdi potansiyometrelerin diğer bacaklarına 5 voltta bağlantısını kuruyorum. Evet, biraz karışık bir devre oldu. Ancak buradan güzel şekilde renklerin değiştiğini görebileceğiz. Son olarak şu potansiyometreden 5 volta bağlantıyı kurduk. Evet, artık devre bağlantısını kurabiliriz. Arduino'ya enerji verdiğim zaman
Bakın şu şekilde potansiyometrelerin konumlarına göre renklerin değiştiğini ve oluştuğunu gözlemliyoruz.